İstanbul'dan Altı İpekçi Spor Salonu'ndan ben Ender Bilgin, sevgili İhsan Bayülken'le birlikte hepinize keyifli bir pazar akşamı diliyorum sevgili basketbol severler. Beko Basketbol Ligi'nde haftanın maçı Fenerbahçe Ülker Beşiktaş Kola Turka karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz. Evet, bir playoff maçı bu. Ezeli rekabetin önemi bir yana, iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş Kola Turka kazandığı için playoff'taki olası bir eşleşmede büyük önem taşıyor bu karşılaşmanın skoru. Sevgili İhsan, Fenerbahçe'nin hafta içinde Avrupa Ligi'ne veda etmesi, Beşiktaş'ın Perşembe günü Kulüp Kap'ta 8'li final oynayacağını da düşünecek olursak, bu gelişmelerin ışığında bu derbiyi nasıl değerlendiriyorsun? Senin de söylediğin gibi Ender, öncelikle bu playoff karşılaşması artık son 3 haftaya girdiğimiz şu dönemde takımların artık playoff ve şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Dönem geldi. Bugünkü maça baktığımızda Beşiktaş Kola Turka'da Brian Chains'in oyun kurucu mevkide ilk defa seyretme şansımız olacak. Bundan önce bir Kepez Belediyesi maçında deplasmanda oynadı ama dediğim gibi çıplak gözle ilk defa seyretme şansımız olacak. Onun dışında Kaya Niçeviç'in her zaman için ilk 5'te Sinan'la beraber olduğunu biliyoruz. İki takımın ilk yaptıkları maçta aklımızda kalan olay öncelikle Fenerbahçe Ülker uzunlarının pota altından çok düşük yüzdeyle oynamaları. Tabii buradaki Fenerbahçe Ülker'in beşine baktığımızda beşler da beşlerde ekrana geliyor bu arada. Solomon'un sahaya tabii bu beşte bir yanlışlık var çünkü Solomon sahada herhalde orada bir hata oldu. Normalde oradaki yayını onu hemen düzeltmemiz gerekecek herhalde. Sonuçta İki tarafında çok önemli silahları var. Maç başladıktan sonra maçla ilgili yorum yapmak herhalde bugün için en mantıklısı olacak. Evet, iki takıma da başarılar diliyoruz. İlk hücum şansı Beşiktaş Kola Turka'nın. Brian Chains, hemen hatırlatalım. Christian Dalmau bugün kadroda yok. Bir sakatlığı var Dalmau'nun. Brian Chains. Bir kez daha hatırlatalım, ilk 11'de Preston Shumpert'ın atışı isabetli. Irwin Salomon, Ömer Onan. Chase karşısında Salomon, 3 sayılı kapı Salomon'dan isabetli değil. Kaya Peker çekti, aldı savunma reboundunu. Brian Chase, NBA Geliştirme Ligi'nde Los Angeles Defenders'dan geldi ilk basket. Preston Shumpert'la Beşiktaş Kola Turka'dan. Shumpert, Ömer Onan eşleşmesinde Shumpert'ın bir fiziksel üstünlüğü var. Beşiktaş Kola Turka iki pozisyonda bundan faydalanmaya çalıştı. Asper Widmar, Ömer Onan dışarıda. Prezic dışarı çıktı. Preston Shumpert onu savunuyor. Ömer Onan sprintten yararlandı. Hücum süresinin dolmasına 6 saniye var. Emir Prezic 5 saniye, 4 saniye içeri kat etti. Semih Erden'in atışı isabetli değil. Niçeviç'ten sekti. Sinan aldı ve topu rakip alana taşıdı. Sinan Güler faul. Semih Erden. Serbest atış pozisyonuna geçecek. Sinan Güler, iki serbest atış kullanacak. Az önceki pozisyon bir kez daha geliyor ekrana. Sinan'ın serbest atış yüzdesi %50. Ligin geride kalan maçlarında ilk atışını sayıya çevirdi Sinan Güler. Ömer Aşık'la beraber bu sene ligimizin en çok dikkat çeken oyuncularından bir tanesi Sinan. 4-0 Beşiktaş Kola Turka. Ön alanda baskı Semih Erden. 6 saniyede topu geçirdiler karşıya. Salomon. Sinan karşıladı onu. Ömer Onan perdeden çıktı, topu aldı. Bir fake. Ömer Onan'ın atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi. Elden ele seken top. Prezic çermeye çalıştı ama Preston Shumpert çekti. Ryan Chase. Beşiktaş Kola Turka hücumu. Sandro Niçeviç. Kasper Widmar savunuyor. Niçeviç. Niçeviç zorladı, atışı isabetli. Sandro Niçeviç. Tanyeviç'in hatalı yürüme itirazı var. Bench'ten 6-0 öne geçti Beşiktaş Kola Turka. Ömer Onan. Emir Prezic. Shumpert'ın üzerinden Emir Prezic'in atışı isabetli değil. Rebound Kaya Peker'de kaldı. Faulü Kasper Widmar yaptı. Fenerbahçe ülkenin 4 hücum yaptığını ve 4'ünden de daha sayı isabeti bulamadığını görüyoruz. Bunlardan Solomon'un kullandığı atış hariç diğerleri biraz zorlama atışlar oldu. Böyle olunca da tabii otomatikman yüzdesi de aşağı iniyor. Bu
Ryan Chase. Preston Shumpert. İki sayılık atış Shumpert'tan, bu da isabetli. 8-0'lık bir seriyle başladı maça. Beşiktaş Kola Turka. Will Solomon pozisyonu zorladı. Bu arada Sinan tehlikeli bir şekilde düştü yere. Sinan'ın faulü. Pozisyon yeniden ekrana geliyor. Emir Krelzic'i kenara çekti. Bogdan Tanyevic, James White oyunda. Will Solomon serbest atış çizgisine geçti. 13.8 sayı ortalaması var sezonun geride kalan maçlarında. Solomon'un. Fenerbahçe ülkenin ilk sayısı karşılaşmada. Solomon'un ikinci serbest atışı da isabetli. 8-2 Beşiktaş Kola Turka hücumu. Ryan Chase. Sinan dışarı çıktı. James White peşinde. Nicevic. Semih Erden'den sıyrıldı. Widmar bir an gecikti. Bu arada faul düdüğü. Widmar yardıma gelemeyince orada. Semih Erden'in de ikinci faulü oldu bu. Tabii burada Nicevic Semih'e göre biraz daha tecrübeli olmayı kullandı. Fake'ini attığı zaman direkt Semih'e bakıp ona faul yaptıracak atış anını kovaladı. Ve bunun neticesinde de orada Semih'e o faulü yaptırmış oldu. İki faulü Semih Erden kenara gelecek. Oğuz Savaş'ı oyuna sürecek Tanyevic. Evet, daha Fenerbahçe ülkenin hücum ritmini bulamaması bir anda maçın 9-2 ile başlamasına neden oldu. Tabi burada Beşiktaş'ın düzenlerinin, daha önce oluşan düzenlerinin etkisi de var. Nedir bu? İşte Nicevic'in bu pot altında birebir oyunlarını sık sık kullanmaları. Shumpert'ın böyle bir eşleşme probleminde sayıya dönük oynaması. Şu anda bunların doğrultusunda Beşiktaş Kulübü'nde ona ekilik bir başlangıç yaptı. Ama öncelikle Fenerbahçe ülkenin pota altı savunmasında herhalde biraz daha agresif olması beklenebilir. Oğuz Savaş oyunda. Will Solomon topu getiriyor. Sinan karşısında. Perde Oğuz'dan. Solomon. Hücum süresinin dolmasına 15 saniye var. James White. Preston Shumpert karşıladı. Oğuz Savaş dışarıda. Will Solomon Sinan'ın savunmasından kurtuldu. Shumpert'in üzerinden atışı isabetli değil. Oğuz tamamlayamadı. Nicevic savunma ribaundunu aldı. Brian Chase hatalı yürüme. Bir ara Miami'ye gideceği konuşulmuştu Brian Chase'in. Geliştirme liginde Los Angeles Defenders'da oynuyordu. 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili bir isimdir. Bize top çalmaları etkili ama evet, tabii daha uyum için belli bir süre ihtiyacı var. Çok kısa olduğu için top çalmasını beklemek yanlış olmaz. Widmar faulü Sandro Nicevic yaptı. Evet, bu da Fenerbahçe ülkenin diğer hücumlarına göre ilk defa düzgün organize bir hücumu olarak geldi. Biraz önce Brian Chase de sen daha iyi bilirsin Ender. NBA'den gelen oyuncular da biliyorsun bu boş adım atma. Topu aldığında sık rastladığımız bir sıkıntı, evet. Kinsey de ilk haftalarda bu tip problem yaşamıştı. Widmar ilk serbest atışını sayıya çevirdi. 10'a 3 önde Beşiktaş Kola Turka. İkinci atışı kaçırdı. James White çelmeye çalıştı ama Shumpert topa hakim oldu. Ryan Chase'le yeni bir Beşiktaş Kola Turka hücumu. Will Solomon savunmaya çalışıyor onun. Preston Shumpert boşta kaldı. Shumpert'in atışı isabetli değil ama Kaya Peker hücum reboundunu aldı. Widmar savunuyor. Ryan Chase. 6 dakika 20 saniye var. İlk çeyreğin sona ermesine. 10'a 3 önde Beşiktaş Kola Turka. Brian Chase boşluğu buldu ve tırnikeyi bıraktı. Evet, boş alanı bulduğu zaman etkili olabilecek bir oyuncuya benziyor. Will Solomon. Ömer Onan Will Solomon'la oynadı yeniden. Will Solomon Ömer Onan'a 3 sayılık atış Ömer'den isabetli değil. Widmar topu yakalayamadı oyun alanında. Mola gelecek tabii ki. 12-3'lük Beşiktaş üstünlüğü Bogdan Tanyevic'e mola aldırdı. Maçtaki ilk mola bu. Yeniden birlikteyiz. Beşiktaş Kola Turka 9 sayı farklı önde ve 5 dakika 48 saniye var ilk periyodun bitimine.
Beşiktaş'ın istediği gibi başladığını söyleyebiliriz. Evet. Fenerbahçe'de yolunda gitmeyenler. Fenerbahçe'de yolunda gitmeyen şu seçimlerde çok istedikleri gibi şu dakikaya kadar yapamadılar. Beşiktaş'ın da hücumda tercih hatası yapmaması onların kendi evlerinde oynadıkları maçta kolay sayı bularak avantajlı duruma geçmesine de izin vermedi. Yani nedir? Kolay bir atılacak hızlı hücumdan bir sayı veya uzundan bulunacak pot altında bir sayı gibi bu pozisyonlar olmayınca maçın kontrolü şu anda Beşiktaş Kola Turka lehine gidiyor. Bunun en büyük nedeni bence Şampırt Ömer eşleşmesinde Şampırt'ın yaşadığı boy avantajı. Ya pozisyon buluyor ya da uzunlar Şampırt'a yardım ettiği zaman Niçeviç'te Kaya'nın hücum ribaundu yapma şansı doğuyor. Sinan Güler, Kaya Peker hemen karşıladı Oğuz Savaş. Kaya dışarı, Sandro Niçeviç ayağı çizgide, atışı isabetli değil. Will Salomon reboundu alamadı. Kaya Peker ve Brian Chase. Yeni bir Beşiktaş Kola Turko hücumu. Brian Chase, Sinan dışarıda. Brian Chase Sinan'la oynamayı düşündü ama James White girdi araya. Şimdi Will Salomon hızlı hücum şansı. Ömer Onan dışarıda, Will Salomon içeride, Gaspar Widmar'a. Kaya karşıladı. Yardım gelince Will Salomon bir kez daha. Hücum süresinin dolmasına 12 saniye var. Salomon zorladı. Niçeviç müdahale etmek isterken faul yapıyor. Niçeviç'in de ikinci faulü oldu bu. Tabii bu tip maçlarda özellikle Beşiktaş Kola Turku adına Niçeviç, Kaya'nın faul problemine girmesi uzun vadede takım organizasyonlarını net bir şekilde etkileyeceği gözüküyor. Bu arada Fenerbahçe Ülker'in de sayılarını faul çizgisinden bulmaya devam ettiğini söylememiz gerekiyor. Şu ana kadar attığı 4 sayıda faul çizgisinden geldi. Will Salomon 12-5 yaptı skoru. 5 dakika geride kalmak üzere karşılaşmada. Ryan Chase, Şampırt, James White'ın savunmasından kurtulmaya çalışıyor. Kaya Peker, Niçeviç top istedi. Hücum süresinin dolmasına 8 saniye kaldı. Şimdi Şampırt, yardım geldi. O noktaya iyi gitti Widmar. Şimdi Will Salomon hızlı hücum şansı. Sinan yaptı faulü. Sinan'ın da ikinci faulü oldu bu. Fenerbahçe'nin ritmi arttırabileceği bir pozisyonu Sinan faul yaparak kesti. Biraz önceki eşleşme Fenerbahçe Ülker adına daha doğru bir eşleşme. Yani nedir bu? White'ın Şampırt'ı tutup Ömer'in Sinan'ı tutması. Belki buralarda Beşiktaş Kola Turka'da Kaya Peker'in bir pot altından birebirini düşünebilir. Gaspar Widmar dışarıda Oğuz Savaş'a. 3 sayılık atış Oğuz Savaş. İsabetli değil ama Ömer'de kaldı top. Bir hücum şansı daha Will Salomon. İçeride Gaspar Widmar'a biraz aşağıda aldı topu ve top kaybı yaptı Widmar. Ryan Chase. Ryan Chase 3 sayılık basket. 15-5 oldu. Fark 10 sayı Beşiktaş Kola Turku önde. Hemen hatırlatalım, sezon başında 3 büyük kulüp arasında yapılan anlaşma gereği Beşiktaş taraftarları bu maçı tribünden izleyemiyor. Hafta İpekçi Spor Salonu'nun tribünlerinde sarı lacivertli taraftarlar var. Will Salomon cevap verdi. Brian Chase'e fark yeniden 7 sayı. Herhalde Brian Chase ile Salomon arasındaki bu rekabet maçın daha da güzelleşmesini sağlayacak. Sinan Güler İçeviç'in sprininden yararlandı. Sinan Brian Chase'e. Brian Chase bir müdahale vardı oldu. Potu aldı. Topundan çıktı. Beşiktaş topu. Ömer Aşık oyuna giriyor. Gaspar Widmar'ın yerine Fenerbahçe Ülker'de. Beşiktaş Kola Turka topu pota altından oyuna sokacak. Sinan Güler'le Preston Şampırt'a bir an için Fenerbahçe savunması unuttu onu atıyor. Orada. Sürekli sayı atıyor Beşiktaş bu şeyden. İyi çalışmışlar bunu. 17-8. Will Salomon. Ömer'in perdesi vardı. Will Salomon dışarıda Oğuz Savaş'a. Şimdi Ömer Onan'da 3 sayılık atış, isabet yok. Kaya Peker savunma reboundunu aldı. Brian Chase hızlı hücum şansı arıyor. Beşiktaş Kola Turka iyi döndü geriye. Fenerbahçe Ülker hatalı yürümemi, evet. Sandro Niçeviç bir adım fazla attı orada. Top kaybı Beşiktaş Kola Turka adına. Pozisyon yeniden görüntüye geliyor. 17-8 Beşiktaş Kola Turku önde. Ömer Onan'ın yerine Terence Kinsey'i oyuna sokuyor. Bogdan Tanyevic bu arada. Bu
da yerinde bir değişiklik oldu Fenerbahçe ülkelerinden. Beşiktaş'ın iki uzunu Niçeviç Kaya oyundayken bu arada Fenerbahçe ülkeler adına dört uzun Vidmar, Semih, Ömer Aşık ve Oğuz Savaş süre almış durumda. Will Salam'ın Oğuz Savaş aldı. Pot altında Ömer Aşık. 17-10 fark yeniden 7 sayı indi. Ben Chase topu rakip alana taşıdı. Sinan Güler. Trent Kinsey karşısında. Ben Chase dışarı çıktı. Will Salam'ın da beraber. Niçeviç'in perdesi vardı. Yeniden Sinan. 7 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. 6 saniye, 5 saniye. Sandro Niçeviç, Ömer Aşık savunuyor onu. Niçeviç, Ömer'in bloğu var. Ömer bunları müthiş yapıyor. Trent Kinsey, James White'a. Fake'ini gösterdi, karşılık alamadı. Ömer Aşık. Bir doğrudan sonra bir yanlış. Evet. Bir doğrudan sonra kötü bir yanlış. Kötü bir şut seçimiydi. Normalde Ömer için. James White'ın orada vermeyip oyunun devamını getirmesi gerekiyordu. 2 dakika 5 saniye kaldı. Presley Shumpert hatalı yürüme yapıyor. Shumpert da şutu atıp atmamakta kararsız kalınca hatalı yürüme yaptı az önceki pozisyonda. Shumpert da bu sezon gerçekten muazzam oynuyor. Beşiktaş Galatasaray'ın buraya gelmesindeki en önemli silah diyebiliriz. 3 sayı çizgisinin gerisinden %51.5 ortalaması var. Müthiş bir ortalama gerçekten. James White. James White dışarıda, Oğuz Savaş hakemden sekti top. Presley Shumpert, Terence Kinsey. Son anda araya girdi ve bir fast break sayısını engelledi. Tabii Oğuz Savaş normalde potaya yakın oynayan bir oyuncuydu ama artık daha üst sayı çizgisinin dışında oynamaya başlamış bir oyuncu. Bu arada Beşiktaş Galatasaray adına da Kaya tam top kullanmıyor derken o sorumluluğu aldı. Kaya Peker'in atışı isabetli değil. Terence Kinsey girdi araya. Will Salam'ın. Son 1,5 dakika ilk çeyrekte. James White 3 sayılık atış. İsabetli değil. Ömer Aşık savunma ribaundunu aldı. Ryan Chase dokundu. Fenerbahçe ülke hücumu sürecek. İlk periyot için son 1 dakika 24 saniye değerli basketbol severler. James White topu oyuna sokuyor. Ömer Aşık potu altında, bir top kaybı daha Fenerbahçe Ülker'den. Ryan Chase. Will Salam'ın karşısında Sinan Güler. Kaya perdeden çıktı. Kaya Peker atışı çemberin iki tarafına çarpıp dışarı çıktı. Will Salam'ın topu rakip alana taşıdı. İçeride Oğuz Savaş, ikili sıkıştırma. Oğuz Savaş rebound mücadelesi. Will Salam'ın kaptı topu. Will Salam'ın. Farkı 5 sayı indirdi. Salam'ınla Fenerbahçe Ülker. İşte Beşiktaş'ın en iyi yaptığı iş bu pot altı savunması. Buralarda tekrar işe yarıyor. Wesley Shumpert. İçeviç. Atışı isabetli değil. Ömer Aşık orada. Karşısına gelince iyi top kullanamadı. Şimdi Will Salam'ın tekrar. James White top istemişti, görmedi. Hücum süresinin dolmasına 12 saniye var Fenerbahçe Ülker adına. James White boş kaldı. Atışı isabetli değil. Kaya Peker savunma reboundunu çekti. Son 10 saniye ilk çeyrekte. 17-12 Beşiktaş Kolaturk önde. Brian Chase. Brian Chase dışarı çıkartmaya çalıştı. Trent Kinsey girdi araya. Sinan'ın bir müdahalesi var mı yok mu? Oynayın dedi hakemler. Ve ilk çeyrek sona erdi. Beşiktaş Kolaturk ilk periyodu 17-12 önde tamamladı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe Ülker Beşiktaş Kolaturk'la karşılaşmasında ikinci periyot ve ilk hücum şansı Fenerbahçe Ülker'in. Evet, bu arada Beşiktaş Kolaturk'la iki kısa oyuncusu Brian Chase ve Sinan Güler'i kenara alarak Mehmet Yağmur'la Apodaka'yı oyuna dahil etti. Ömer Aşık potu altında, biraz fazla girdi de potanın altına. Bu 10'da 2 oldu Fenerbahçe'nin pot altı. Yani %20 ile hücum ediyorlar. İlk maçta da aynı problemi yaşamışlardı. Bu maçta da aynı problemi yaşıyorlar. Bunun ek olarak dış adamlarından istediği sayıları Fenerbahçe Ülker şu ana kadar bulamadı. Apodaka, Trent Kinsey savunuyor. Niçeviç ayağı çizgide, 2 sayılık atış isabetli değil.
Sullivan savunma reboundunu aldı. 9 sayı 4 rebound şu ana kadar. Will Sullivan'ın performansı. O savaş. Yeniden Will Sullivan. Faulü Mehmet Yağmur yaptı. Şimdi Beşiktaş Kolaturka'nın maçın başında yakaladığı bir 8-0'lık seri var. Beşiktaş Kolaturka belki şu anda Fenerbahçe Ülker'in iyi savunma yapmasından dolayı sayı atamıyor ama Beşiktaş Kolaturka da aynı şekilde sayı yemeyerek bu maç başında yakaladığı 8-0'lık seriyi şu ana kadar 5 sayı farkla 17-12'lik pozisyona getirerek korumayı başarmış durumda. Fenerbahçe Ülker'de Mirsad Türkcan, Beşiktaş Kolaturka'da Predrag Drobniak oyunda. Trenskinski topu kenardan oyuna sokacak. Takımda çok derin kadrosu olduğunu bir daha söylememize yarar var Ender. Evet. Ama gözüken o ki iki tarafta savunmaya özellikle dikkat gösteriyor. Kolay atışlara izin vermemeye çalışıyor. Bu gibi durumlarda iki taraf adına da belirleyici faktörler top kayıpları, hızlı hücumlardan atılan sayılar ve faul atış yüzdesi gibi bildiğimiz basketbol değerleri ortaya çıkıyor. Kinsey topu oyuna soktu. Ömer Aşık yeniden Kinsey. Apodaca karşısındaydı Will Sullivan. Mirsad Türkcan bir kez daha Sullivan. İkili sıkıştırma geldi şimdi Mirsad. Drobnyan üzerinden atışı isabet yok. Champert savunma ribaundunu aldı. Mehmet Yağmur. Will Sullivan karşıladı onu. Preston Champert perdeden çıktı. Preston Champert atışında isabet yok. Senin de söylediğin gibi iki takım da sert savunma yapıyor. Çok. Hiç skor etmekte güçlük çekiyorlar ama skor da yemiyorlar. Maçın başında işte Beşiktaş öyle bir dönem yakaladı ve sayıları attı ama iki tarafta şu anda gerçekten takım savunmasını çok iyi derecede iyi yapıyorlar. Yani normalde Fenerbahçe'nin yalnız dış adamlarında bir sıkıntı var. Evet, sayı atamadıklarını söyleyebiliriz. Yani oralarda biraz daha sabırlı olması lazım veya birazdan topun akışkanlığını sağlamak gerekiyor. Yani pas adedini artırmak gerekiyor. Burada eğer bu arada yanlış görmediysem Kaya top benden çıktı dedi. Bir centilmenlik örneği gösterdi. Ve hakemler de topu Fenerbahçe'ye verdi. Evet, bu rekabetin olduğu bir yerde şu, güzel bir şey. Tansiyonun yükseldiği dönemlerde bu tarz hareketleri görmeye çok ihtiyacımız var. Terence Kinsey'i el üzerinden atışı isabetli. Terence Kinsey'in basketiyle farkı yükseğe indi. İki takım da birbirine ne kadar az pozisyon vereceğini hesaplarını yapıyor. Birebir savunmalara takım savunması da eşlik ediyor bu arada. Kaya Peker. Ömer Aşık savunuyor onu. Kaya birebir oynayacak. Ömer'in elleri aşağıda olduğu için hakemler otomatikman bu gibi pozisyonlarda faul çalıyorlar. Kaya da bunun avantajını iyi kullandı. Birebiri devam ederek Ömer'in kendisini itmesini hakeme faul olacak şekilde gösterdi. Apodaca topu potu altından oyuna sokacak. Drobnyak dışarıda. Preston Shumpert, James White karşıladı. Apodaca Trenskinsey'in savunmasından kurtuldu ama şutu kısa kaldı. Will Sullivan. Mehmet Yağmur. Onun üzerinden atışı Sullivan'ın isabetli değil. Ömer Aşık hücum ribaundunu aldı. Birinci deneme, ikinci deneme. Kaya Peker'e James White faul yapıyor. Pot altı savaşları maç boyunca sürecek gibi gözüküyor. İki tarafta inanılmaz agresif oralarda. Ömer Aşık'ın agresifliği, öbür tarafta Kaya'nın agresifliği. Kinsey ile Apodaca arasında bir mücadele. Champert ile White arasında yani müthiş bir mücadeleler görüyoruz. Mehmet Yağmur, Salman'ın savunmasında Apodaca. Apodaca içeri kat etti. Bir düdük daha, bir faul kararı daha Trenskinsey. Rick Jason Apodaca serbest atış çizgisinde. 11 sayı, 3.8 asist. Sezonun geride kalan bölümündeki ortalamaları Porto Rico'lunun 18-14 yaptığı skoru uzun bir aradan sonra Beşiktaş Kolaturka sayı buldu. Evet, ilk periyotta da Fenerbahçe Ülker ilk sayılarını faul çizgisinden bulmuştu. Bu periyotta da aynı şekilde Beşiktaş Kolaturka ilk sayılarını faul çizgisinden bulmuş oldu. James White. Mirsad Türkcan alan değiştirdi. Trenskinsey dışarı çıktı. Apodaca savunuyor onu. Trenskinsey kayadan yardım gelmişti.
Salım'ın Mehmet Yağmur karşısında. Will Salım'ın Mehmet Yağmur üzerinden bir basket daha. Solomon öyle bir şey, sayısı. Öyle bir şekilde bitiriyor ki olduğu yerde adamını ekarte ederek yardım gelme ihtimali bile yok. Preston Shumpert. Apodaca'yı Transkinsey karşıladı. Az sonra Erkan Veseloğlu oyuna girecek Beşiktaş Kolaturka'da. Kaya Peker biraz da şansı yardım etti. Transkinsey'den seken topu önünde buldu ve basketi yaptı. 21-16 Beşiktaş Kolaturka. Salım'ın Esat Türkçan dışarı çıktı. Robniak peşinde. Şimdi Ömer Aşık. Ömer Aşık faulü Kaya Peker yapıyor. Ödeşmiş oldular böylelikle. Şimdi maç o kadar dengede gidiyor ki kenardan gelen oyuncuların da bir anda önemi artmaya başladı. Yapılacak oyuncu değişiklikleri, sağdaki beşler bir anda maçın iyimesini iki tarafa daha net bir şekilde dönmesini sağlayabilir. Beşiktaş Kolaturka ilk periyotta yakaladığı 5 sayılık avantajı hala korumaya devam ediyor. Damir Mırsic Fenerbahçe'de oyunda. Erkan Veseloğlu Beşiktaş'ta. Beşiktaş Kolaturka'da oyuna girdi. Will Salomon'un atışı çevrenin iki tarafına çarptı. Ömer Aşık hücum ribaundunu alıp basketi yaptı. Yine Solomon attı, kaçırdı. Ömer Aşık yine aldı, bu sefer bitirdi. 21-18 fark yeniden 3 sayıya indi. Beşiktaş Kolaturka önde. Apodaca içeri girmeyi denedi ama Ömer Aşık orada gerçekten caydırıcı bir güç. Will Salomon Drobnyan üzerinden atışı isabetli değil. Sandro Ničević'le kalıyor savunma reboundu. Şu gözüküyor ki Solomon oyunu istediği gibi yönlendirmeye çalışacak. Drobnyan hook atışı Misat'ın üzerinden isabetli değil. Solomon'dan Kinsey'e. Transkinsey. Yani erken atış gelince Misat kenara Tanyevic'in bulunduğu yere bir işaret yaptı. Yalnız Beşiktaş Kolaturka'daki düzenler içinde ikinci periyotta hep oyunu Apodaca yönlendiriyor. Apodaca potu altında. Bir boş hücumda Kolaturka'dan. Misat dışarı çıkarttı. Damir Mırsic'in üçlü basket. Damir Mırsic. Beşiktaş Kolaturka mola istedi. Yeniden birlikteyiz. İkinci periyotta 9-2'lik bir seriyle beraberliği yakaladı Fenerbahçe Ülker. Evet, Beşiktaş Kolaturka'nın yaptığı oyuncu değişiklikleri ikinci periyotta. Düzeltiyorum, 9-4. Evet, oyuncu değişiklikleri Apodaca'nın üstüne oyunu kuruyor Beşiktaş Kolaturka Apodaca oyundayken. Ya onu alan boşaltıyorlar ya da ona ikili oyunlarından müdafaanın dengesini bozmaya çalışarak skor üretmeye çalışıyorlar. Ama buralarda Apodaca'nın bu istenen sayıları şutunu atamamasından dolayı Ömer Aşık'ın içeride caydırıcılığı bir şekilde bunları engelledi. Şu anda tabii ki Beşiktaş Kolaturka mola alarak oyunu tekrar dengeleyerek en uygun şut seçimine gitmeye çalışacaktır. Pot altından Ničević'le birebir oynama ihtimalleri düşünülebilir şu an. Mehmet Yağmur, Predrag Drobnyak'la oynadı. Drobnyak, Misat Türkçan savunuyor. Predrag Drobnyak yardım geldi Ömer Aşık'tan. Ayağı çizgide Drobnyak. Yanlış yere döndü. Evet, Drobnyak biliyorsun geçen hafta anlattığımız, ondan önceki hafta anlattığımız maçta fiziksel temas olmadığı zaman bunları çok net bitiriyordu ama Misat da bunu bildiği için ona devamlı dengesiz bozucu tam bitirici pozisyonlarda temas ediyor. Ömer Aşık ve Will Salomon. Will Salomon ikili sıkıştırma geldi Damir Mırsic'e. Mırsic önce bir fake. Mırsic basket. Fenerbahçe Ülker ilk kez öne geçti. Pot altını daha iyi kullanıyor. Yani nedir? Ya hücum ribaundu ya da oraya dalarak müdafaanın dengesini bozmak. İlk yarıda son 4 dakikanın içindeyiz. Sandro Ničević. Apodaca'yı Ömer Onan karşıladı. Perde Ničević'ten. Sandro Ničević el üzerinden atışı bir baskette Ničević'ten. Yine denge var skorda 23-23. Evet, bu baskette Beşiktaş o yakaladığı skor krizini atlatmış oldu. Ama sahada gerçekten
çok kaliteli oyuncuların oynadığı üst düzey mücadele seyrediyoruz. Damir Mrsić'ten bir üçlük daha. Bunda isabet yok. Apodaca çekti aldı savunma reboundunu. Drobnjak perdesi. Apodaca şimdi Drobnjak'la oynadı. Vedrak Drobnjak, Erkan Veyseloğlu. Damir Mrsić karşısında. Erkan Veyseloğlu zorladı içeriye. Erkan daha önce bir faul düdüğü var. Damir Mrsić. 12 numara Damir Mrsić birinci faul. 3 dakika 10 saniye var. Sinan Güler çıktı. Mehmet Yağmur'un yerine Sinan Güler oyuna dahil oldu. Evet, o da herhalde mutlaka Solomon'u biraz daha yıpratmaya yönelik savunma yapacaktır. Solomon'un biraz ucunu zorlaması, müdafaanın dengesi bozucu hareketlerde bulunması Ergin Ataman'ı böyle bir değişikliğe götürdü. Onun olmadığı bölümü daha etkili kullandı Salım'ın. Evet. Mehmet Yağmur biraz kısa kalıyor Solomon'u tutarken. Sinan'ın kollarının da uzun olduğunu düşünürsek. Ama tabii bu sırada Mrsić'in oyunda olması da Fenerbahçe hücumlarının biraz daha organize olmasını sağlayabilir. 25-23 Beşiktaş Kolaturka son 3 dakika ilk yarı için. Ömer Aşık. Sandro Ničević savunuyor. Ömer Aşık. Yalnız Ömer Mirsat ikilisi Beşiktaş'ın o bilinen iki uzun savunmasını biraz zorlamaya başladı. 6. sayısı oldu Ömer Aşık'ın da. Apodaca. Apodaca zorladı. Dışarıda Predrag Drobnjak 3 sayılık atış. İsabetli değil. Bir kez daha Drobnjak. İçe içe verdi. O da Sinan'la oynadı. Sinan Güler. Will Salom'un karşısında Sinan Güler yüklendi. Girmeyen topunda Nisat Türkcan savunma ribaundunu aldı. Sinan'ın faulü var Will Salom'una. Üçüncü faul oldu Sinan'ın bu. Bu da Beşiktaş adına. Beşiktaş adına bir sıkıntı yaratabilir ilerleyen bölümde. Çünkü Solomon üstünde en iyi baskıyı şu ana kadar Sinan yaptı. Tabii bunun faul problemine girmesi Beşiktaş adına dengelerin biraz daha bozulması demek. Damir Mrsić. Ömer Aşık topu istedi aldı. Onu Sandro Ničević savunuyor. Sinan pozisyonunu bozmaya çalıştı. Ömer Aşık. Yine çok girdi içeri Sinan Güler. Ömer Onan karşısında Sinan. İçeride Sandro Ničević. Şimdi Apodaca. Apodaca basket ve faul. 27-25 öne geçirdi Beşiktaş Kolaturka'yı. Damir Mrsić'in de ikinci faul oldu bu. Bir takımın uzunları iyi pasör olduğu zaman bu tehlikeler hep var. Bundan önceki Karşıyaka Efes Pilsen maçında da Asım aynı şekilde kısa oyunculara bu tip pasları fazlasıyla verdi. Beşiktaş'ta Brian Chains ve Kaya Peker oyunda. Sağda o kadar sert bir müdafaa var ki maç skoru 27-25 ve devre oluyor. Apodaca'nın serbest atışı isabetli değil. Ömer savunma reboundunu aldı. Damir Mrsić. Mirsad Türkcan atış gösterdi, kullanmadı. Ömer Onan. Şimdi Will Salom'un. Brian Chase karşısında. Will Salom'un. Ömer Aşık'tan Mirsad Türkcan'a. Mirsad Türkcan. Yine beraberlik var skorda. Fenerbahçe Ülker kenardan gelen oyuncularıyla maçı dengelemesini bildi. Brian Chase. Apodaca perdeden çıktı, ona vermedi. Erkan Veyseloğlu. Vedrak Drobnjak spin koydu. Erkan Veyseloğlu. Hücum süresinin dolmasına 3 saniye kaldı. Ömer Onan için çalıyor faul düdüğü. 2 atış olacak. Şimdi iki tarafta inanılmaz agresif savunma yapmaya çalışıyor. Bunun doğrultusunda 20. saniyeden sonra, yani hücum süresinin son 4 saniyesinde bu agresivlik devam ettiği takdirde bazen bu tip faullerin olması her iki taraf için de geçerli. Ama bu agresivlik her iki taraf için de devam ettiği için skor 27-27. Gerçekten sahanın her kesiminde mücadele üst düzeyde. Erkan ilk serbest atışını kaçırdı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giymişti Erkan Veyseloğlu. İkinci serbest atışı isabetli. 28-27 Beşiktaş Kolaturka. Evet, herhalde bir
alan savunması gelecek. Ergin Ataman'ın genellikle devre sonlarında başvurduğu savunmalardan bir tanesi bu. Son 1-2 dakikayı böyle alan savunmasıyla geçiyor. Ve Salım'ın 3 sayılık basket Salım'ından. Salım'ın alan savunmasının yumuşak karnı bu. Ama zor bir atış bu yani. Evet. Solomon dışında kaç oyuncu atar onu da düşünmek lazım. Apodaca ve Brian Chase. 30-28 Fenerbahçe Ülker. Apodaca cevap vermek istiyor. Rebound mücadelesi Drobniak'ta kaldı. İşte Drobniak burada rebound aldı ve süreye baktı. Bunlar hep kaliteli oyuncuların yapacağı işler. Mirsad da bunu mesela çok iyi yapıyor. Son 10 saniyenin içindeyiz ilk yarıda. Brian Chase. Kaya Peker dışarıda. El üzerinden 3 sayılık atış denemesi isabetli değil. Nisan Türkçen savunma ribaundunu aldı. Ve ilk yarı Fenerbahçe Ülker'in 30-28 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız. Fenerbahçe Ülker, Beşiktaş Kolaturka karşılaşmasının ikinci yarısı için Altı İpekçi Spor Salonu'nda yeniden birlikteyiz. İlk çeyrek 17-12 Beşiktaş Kolada Turkan'ındı. İkinci çeyrek 18-11 Fenerbahçe Ülker'in oldu. İki sayı farkla ilk yarı yönde kapattı Fenerbahçe Ülker. Savunmalar çok ön plandaydı ama istatistiklere de baktığımız zaman şut yüzdeleri sezon averajlarının bir hayli altında kaldı iki takımında. Evet, iki takımda savunmadaki gayreti üst düzeydi ama iki takımında şöyle bir genel bir değerlendirmesi yapmam gerekirse Fenerbahçe Ülker takımında ilk 5 başlayan oyuncularda gelen sayı 15. Bunun 14 sayısı Solomon'dan, bir sayısı Widmar'dan geldi. Fenerbahçe Ülker attığı 30 sayının 15'i kenardan gelen diğer oyunculardan geldi. Bu çok değişik bir saptama. Yani acaba burada Fenerbahçe Ülker'in kadrosunun kalitesi mi yoksa başladığı 5'i mi düşünmek gerekiyor. Beşiktaş Kolaturka adına ise 9 kişilik rotasyondan kenardan gelen oyunculardan 7 sayı buldu. Kaya'nın skora katkı yapmadığı anlarda ondan gelen 8 reboundla maçın ilk çoktan emek kısmında Kaya var oldu. Biz ikinci yarı yine gerçekten savunma ağırlıklı mücadelenin ve temasların çok fazla olduğu bir maç bekliyor. Sandro Niçeviç. Kemi Erdin üzerinden yardım da geldi. Niçeviç. Hücum faul. Üçüncü faul oldu Sandro Niçeviç'in. Şimdi tabii arkası dönük oynayan oyuncuların başından Niçeviç geliyor Beşiktaş Kolaturka adına. Beşiktaş Kolaturka adına tabii ki iyi bir gelişme olmadı. İki takımın ikinci yarı başlayan beşine baktığımız zaman Şampırt'ın ilk periyotta olduğu gibi devreye girebileceğini ama Solomon'un mutlaka yanında ikinci bir skoreri bulması gerektiği de Fenerbahçe adına söyleyebiliriz. Semih Erden hatalı yürüme yaptı. Salomon, Ömer, Mırsic, Mirsad ve Semih. Fenerbahçe beşi, Brian Chase, Şampırt, Sinan, Kaya ve Niçeviç Fenerbahçe beşi. İki tarafta pota altını kullanmak istedi ama ikisinde de hata geldi. Brian Chase atışı isabetli 3 sayılık basket Brian Chase. O kadar çabuk atıyor ki ama başka bir çaresi de yok. Boyu kısa olduğu için çok çabuk atmak zorunda. Atmadığı takdirde blok yeme ihtimali yüksek. Geliştirme liginde Los Angeles Defenders'ta %44 ortalaması vardı. Brian Chase'in 3 sayı çizgisinin gerisinden. Ve Solomon. Solomon bugün skoru üstlenmeye geldiği her halinden belli. Bunu tamamlayan, böyle düşünmemi tamamlayan diğer bir faktör Solomon'un şu ana kadar hiç asist yapmadığı. Preston Shumpert savunma ribaundunu Semih Erden aldı ama topu iyi kontrol edemedi. Beşiktaş Kolaturka hücumu olacak. Bu arada bir sıcak gelişmeyi de basketbol severlere iletelim. Efes Pilsen'de koç David Blatt'ın görevine son verildi. Ekrem Memnun yardımcı antrenör sezonun geri kalan kısmında evet. Efes'in başında olacak. Hayırlısı diyorum. Sandro Niçeviç güzel bir fake. Wow. Tamamlayan Sinan oldu. Bir elektriklenme oldu yine. Bakalım ne karar çıkacak Mehmet Keser atardan. Niçeviç'e teknik faul geldi. Bu da dördüncü faul oluyor Sandro Niçeviç'in. Sinan'ın güzel hareketine bakarken oradaki pozisyonu atladık. Ama Niçeviç de bu kadar az tepki verdiğine göre mutlaka Mehmet Keser atar.
çok net bir şekilde durumu saptamış demektir. İçeviç'in dördüncü faulü. Beşiktaş Kola Turpa için elbette büyük bir problem. Drobnia az sonra yeniden oyuna sürecek. Erkin Ataman. Sağda o kadar çok kontak var ki Ender. Yani bu kontaklarda oyuncuların gerilmesi, sinirlerinin yıpranması gayet normal. Bu da bir tepkisel bir şey. Damir Mırs için serbest atışlarından sonra topu kenardan oyuna sokacak. Fenerbahçe Ülker. Drobnia koyundan İçeviç'in yerine. 34-33 önde Fenerbahçe. Sağlam'ın bu arada Ergin Ataman'ın kenarda Mehmet Keser Atar'a itirazları sürüyor. Damir Mırsic, perde Misat Türkçan'dan. Şimdi 3 sayılık atış isabetli değil. Kaya aldı savunma reboundunu. Kaya da reboundları domine etmeye devam ediyor. Ryan Chase. Medrak Drobnia. Hücum süresinin dolmasına 12 saniye kaldı. Wesley Shumpert. Shumpert boşluk buldu. Atış isabetli değil ama girmeyen topunu kendi tipledi. Şimdi tabii Ömer Aşık'tan bulduğu o pota altındaki caydırıcılığı Semih'ten bir türlü yakalayamıyor Fenerbahçe Ülker. Shumpert da bu eşleşmeleri çok iyi kullanıyor. Ömer'e karşı da, Mirsic'e karşı da çok iyi kullandı. Sayı atmasa bile pozisyon olarak bir çeşitlilik getiriyor. Vizsalam'ın bir an boşluk gördü ama hemen yardım geldi. Vizsalam'ın atışı isabetli değil. Semih Erden hücum reboundunu alıp basketi yapıyor. 36-35. Ergin Ataman bu arada bir faul bekliyor az önceki rebound pozisyonunda. Semih'in ittiğini söylüyor ama hakemler pek bu konuda aynı fikirde değil gibi gözüküyor. Tabii her topun altın olduğu bir maç seyrediyoruz. Gayet normal antrenörlerinde bu şekilde itiraz etmesi. Ryan Chase. Son 8 saniye Beşiktaş Kola Turk oyuncunun sona ermesi için Ömer Onan topsuz alanda. Preston Shumpert'a bir faul yaptı. İşte bu faul. Yani buna itiraz etmemek gerekiyor. Çünkü Shumpert arkadan takip edildiğini bildiği için orada bir durdu. Otomatikman durunca da Ömer ona arkadan çarptı. Yani yapacak bir şey yok artık. Romniak. Sinan dışarıda. Damir Mırsic karşısında. Shumpert çok kaliteli bir oyuncu olduğu için bu müdafaa hatalarını çok iyi değerlendiriyor. Yeniden Drobnia'nın hücum sesinde olmasına 10 saniye kaldı. Reverse hareketi yardım da geldi. İsabetli değil atışı. Ömer Onan savunma ribantını aldı. Vesalım'ın Sinan Güler karşılıyor onu. Ömer dışarı çıktı. Shumpert hemen karşısında. Ömer Onan. Mirsat Türkcan. Mirsat Mırsic'e. Damir Mırsic en üzerinden 3 sayılık basket. Yalnız kötü düştü yere Damir Mırsic. Dizini tutuyor. Düşerken sol dizini çarptı Damir Mırsic. İşte az önceki pozisyon yeniden ekranda. Sonrasında acı içinde yerde kalıyor Damir Mırsic. Şanssız bir pozisyon Damir Mırsic adına ama tabii ki biz bütün basketbolcuların hangi formayı giyerse giysin bu tip pozisyonları yaşamasını hiçbir zaman istemiyoruz. Çünkü her oyuncu bizim için değerli. Kense oyunda Damir Mırsic'in tedavisi oyunun kenarında sürüyor. Kaya Peker Shumpert'ı buldu. Shumpert asist Kaya Peker'den. 39-37 Fenerbahçe Ülker. Vesalım'ın. Semih dışarıda. Kinsey alan değiştirdi. Mirsat topu aldı. Şimdi Vesalım'ın yeniden. James Kinsey hücum süresinin dolmasına 7 saniye kaldı. Mirsat Türkcan. Yüksek posta Mirsat Türkcan'ın basketi. Fark yeniden 4 sayı. Tabii bu tip maçlarda Mirsat, Mirsic gibi tecrübeli isimler oyunu ağırlığını koymak istiyor. Beşiktaş Kola Turka'da şu ana kadar Shumpert'ın o ağırlığı koymuş görüntüsü var. Kaya Peker yardım gelirken beraberinde bir de faul geldi. Semih Erdin'in 3. faulü oldu bu. Beşiktaş'ta Niçeviç'in 4 faulü var. Semih'in
Fenerbahçe Ülker'de 3. faulü. Şimdi Ergin Ataman'dan bu tip skorun yakın gittiği maçlarda uyguladığı Şampurt'u 4 numaraya çektiği hücum düzenleri gelecek. Bakalım şimdi Mirsat'la Şampurt'un eşleşmesi hangi takımın lehine sonuçlanacak? Çünkü Şampurt 4 numara oynadığı zaman da skor olarak Beşiktaş'ı çok yukarılara çekebilecek potansiyeli var. Karşı takımı çünkü oralarda pozisyon olarak bir üstünlük sağlaması söz konusu. Fark yeniden 2 sayı. 3. periyot için son 5 dakika. Hırsalım'ın Sinan yine karşısında. Hırsalım'ın dışarıda Ömer Onan'la. Şimdi Mirsad Türkcan. Hırsalım'ın Semih Erden'le oynadığı hücum süresinin dolmasına 3 saniye var. Semih Erden kıvrıldı. Basket zeminden. Yani 43-39 oldu yeniden. Fark 4 sayı. İki tarafta birbirine sayı atmak için yapmadıkları iş yok. İnanılmaz müdafaa yapıyor iki tarafta. Çok istekli. Apodaka. Kaya Peker. Semih karşısında. Kaya Peker içeri kat etti. Ters turnikesi. İsabetli değil. Will Salomon şimdi topu rakip alana taşıdı. Terence Kinsey atış gösterdi. Kullanmadı. İsa Türkcan, Semih Erden'le Müdahale Kaya Peker'den Fenerbahçe hücumu sürecek. Son 4 dakikaya girmek üzereyiz 3. periyotta. Hücum süresinin dolmasına 13 saniye var. İsa Türkcan 3 sayılık baskette farkı 7 sayıya çıkarttı. Fenerbahçe ülkenin maçın başından beri yakaladığı en büyük fark bu. Biz Şampurt'tan beklerken o atışları İfsat'tan geldi. Şampurt'ta şaşırdı zaten o atış gelince. Ryan Chase ve Apodaca. Rick Jason Apodaca. Pası araya girdi Semih ama kaptırdı. Sonrasında da Şampurt'la Kaya Peker arasında bir anlaşmazlık. Top kaybı Beşiktaş Kolaturka'dan. Ergin Ataman şimdi molayı istedi. 46-39 molayı önde giriyor Fenerbahçe Ülker. Yeniden birlikteyiz. Christian Dalmau görüntüde bu arada. Sakat olduğu için kadroda yok bugün. Beşiktaş, Kolaturka'da Dalmau. Evet tabii oyun kurucu mevkiindeki değişiklik otomatikman takım organizasyonlarında değişikliklere neden oluyor. Tabii ki maçın başlangıcıyla şu gelinen nokta arasındaki en büyük fark Damir Mirs için 10 sayıyla maçı domine etmesi, Mirsat'ın tecrübesini sahaya yansıtması. Mirsat uzun bir aralıktan sonra evet, yavaş yavaş eski formuna kavuşur bir görüntüde. Ama Beşiktaş Kolaturka'da bir şekilde Apodaca'yı şu anda oyuna aldı. Ergin Ataman'la yerinde bir müdahaleyle ucundaki o düzensizliğe bir son verme yoluna gitti. Tabii Şampurt'u yine 4 numarada oynatmaya devam ediyor. Niçevic'in faal probleminde Drobniak beklenen katkıyı yapamayınca. Evet ama tabii Şampurt'un da 4 numara oynadığı zaman skor attığını unutmayalım. Fenerbahçe Ülker'de bu eşitliği, eşleşmeyi pota altında Mirsad'ı topla buluşturarak kullanmaya çalışıyor ama pozisyon üretemediler. Bakalım moladan nasıl dönecek Beşiktaş Kolaturka. Ömer Onan'ın basket atışı isabetli değildi. Top kimden çıktı? Son müdahale Semih Erden'den. Beşiktaş Kolaturka hücumunu seyredeceğiz hep birlikte. Şimdi tabii Beşiktaş Kolaturka ya Apodaca'dan ya da Brian Chase'den bir zorlama gelebilir. Ama Fenerbahçe Ülker'in savunmasında buralarda agresifliği yapabilir. İşte Şampurt buldu atışı. Preston Şampurt. İlk defa 4 numara yatırken o üçlüyü buldular bu organizasyonla. Beşiktaş Kolaturka. Ergin Ataman niye mola aldı? Böylelikle ortaya çıkmış oldu. Eli gerçekten çok düzgün. Yayının önceki bölümlerinde de söylemiştik. 3 sayı çizgisinin gerisinden %51.5 ortalaması var ki bu iki atışından birinin basket olduğu anlamına geliyor. Terence Kinsey hücum süresinin dolmasına 4 saniye kaldı. Terence Kinsey top kaybı yaptı. Sinan girdi araya. Kaya Peker, Ömer Doğan'ın topunu çalmaya çalıştı. Şimdi Brian Chase ve Kaya Peker. Moladan sonra arka arkaya 5 sayı buldu. Beşiktaş Kolaturka farkı 2 sayıya indirdi. İki tarafta maçı o kadar çok istiyor ki iki tarafta teslim olmayacaktır son dakikaya kadar. Will Salomon. Ömer Onan bir fake.
Dışarıda Wilson'ın 3 sayılık atış isabetli değil. Mirsat aldı hücum reboundunu. Mirsat Türkcan Trenskinsi'ye. Trenskinsi ayağı çizgide diyor hakemler. 2 sayılık bir basket bu. Geri pas Ryan Chase. Ona da 4. top kaybı oldu bu. Kenardan oyuna soktu Ömer. Salomon 48-44 Fenerbahçe Ülker. Son 1 dakika 45 saniye. Mesut Türkcan. Hücum süresinin dolmasına 9 saniye kaldı. Salomon fake'ini gösterdi. Dışarıda Trenskinsi'ye. Bir basket daha Trenskinsi. Fark yeniden 7 sayıya çıktı. Dış oyuncuların isabet bulması Fenerbahçe'yi bu bölümde 2 kere öne taşıdı. Evet, burada iş Mirsat'tan başlıyor. Mirsat olmayan topları tekrar var ediyor. Kaya Peker'in de bunları yaptığını unutmayalım. Kaya da onları yapabilir her an. Apodaca boşluğu buldu. Apodaca'dan çok güzel bir basket. İçeriği zorladı. Pozisyonu buldu ve basketi yaptı. Rick Jason Apodaca. Öyle bir mücadele var ki sahada hakemler düdüğü bile zor üflüyorlar şu anda. Sadece iki taraf adına da 4 foul çalınmış durumda. 10 oyuncunun da sertlikten kaçmadığı veya serzenişte bulunmadığı anlarda tabii ki hakemler de foul düdüğünü pek kullanmıyorlar. 51-46 Fenerbahçe Ülker. Damir Mısic bu arada yeniden oyunda. Will Salomon'u dinlendiriyor. Bogdan Tanyevic, Renskinzi ve Semih Erden. Ömer Onan. Damir Mısic topu aldı. Sinan hemen karşısında. Semih Perdi'ye gelmişti. Mirsat Türkcan. Dışarıda Trenskinsi ve Damir Mısic. Şimdi Mirsat Türkcan ama hücum süresi doldu. Son 34 saniye 3. periyotta. Bu arada Semih Erdin'in yerine Ömer Aşık yeniden oyunda. İlk yarıda bir hayli etkili olmuştu Ömer Aşık. O zamanlarda seyrettiğimiz en kaliteli maçlardan bir tanesi. Preston Shumpert. Mirsat geldi. Kaya Peker topu oyun alanında tutmayı başardı ama rakibi. Şimdi Trenskinsi. Trenskinsi atışı kısa düştü. Son 10 saniye. Apodaca. Apodaca Kaya Peker. Blok Ömer Aşık. Apodaca son saniyede atış denedi. İsabetli olmadı. 3. periyot 51-46 sona erdi. Müthiş mücadelenin final periyodunda derbide yeniden birlikte olacağız az sonra. Abdi İpekçi'de derbide son çeyrekte yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe Ülker 51, Beşiktaş Kola Turka 46. Damir Mırsic ve Sarı Lacivertlerin hücumu Ömer Onan'dan 3 sayılık atış isabetli değil. Drobniak savunma ribaundunu aldı. Mehmet Yağmur, Drobniak oyunda Niçeviç'le 4 puanlı Niçeviç'le birlikte. Şimdi Preston Shumpert onun basketiyle başlıyor son çeyreğe. Beşiktaş Kola Turka. Niçeviç tabi kenarda olduğu bölümlerde Beşiktaş Kolatürk'ün ofensleri, hücumları çok istenen düzeyde olmadı. Şimdilik de Solomon kenarda. Fenerbahçe Ülker'in ofenslerinin, hücumlarının ne durumda olduğunu hep beraber göreceğiz. İsa Türkcan el üzerinden üçlük denedi, isabetli olmadı. Ömer Aşık da topu çekemeyince Fenerbahçe bu hücumdan eli boş dönmüş oldu. Beşiktaş Kolatürk hücumu Niçeviç ve Mehmet Yağmur 51-48. Baskıyı arttırmak için Ergin Ataman Mehmet Yağmur'la Sinan'ı yan yana oynatırken oyunu biraz daha içeri yığmaya çalışacak ki bu da net bir şekilde gözüküyor. 4 sayıda buldu içeriden. Hook atışıyla farkı 1'e indirdi. 4. çeyreğe arka arkaya bulduğu sayılarla başladı Beşiktaş Kola Turka. Ömer Aşık ve Damir Mırsic. Sinan karşısındaydı şimdi Trenskinsi. Preston Shumpert savunuyor onu. İçeride Ömer Aşık'a. Paul. Herhalde Tanyevi Solomon'u fazla dinlendiremeyecek. Mehmet Yağmur az önceki
pozisyonda faul yaptı. Sanırım yeniden oyunda Ömer Onan'ın yerine. Tabii Tanyevic dış atışları Ömer'den bulamadığı için, James White'den bulamadığı için Damir Mirsic oyunda tutuyor. Ergin Ataman da Brian Chase'in dışında 3 sayılık atışı atan oyuncusu olmadığı için Shumpert ısrar ederek öbür 1-2 numarasını savunmacı olarak geçmeyi tercih etti. Damien Mirsic'in atışı isabetli değil. Sinan aldı savunma ribaundunu. Fast break şansı Sinan Gülen. Sinan'dan müthiş bir bitiriş. Tek kişilik fast break. Şimdi tabii herkes oyun kurucunun top getirmesini düşünür ama böyle vasıflar olan 2 numaralar oyunda olduğu zaman bu sayıların artması işten bile değil. Aynı zamanda karşı yakada Hosty bunu çok fazla yapıyor rebound aldıktan sonra. Damir Mirsic, Esat Türkçan, Kerenskinsi 3 sayılık atış, basket Kerenskinsi. Bu kez Fenerbahçe Ülker önde müthiş çekişme devam ediyor. 54-52 Sinan Güler. Mısalım'ın bu arada Kerenskinsi için pot altında bir faul kararı. Tabii şimdi Shumpert'ı tutan her oyuncu da bu tip faul problemlerine girmesi normal. Çünkü Shumpert'ın her potaya yakın oynaması demek, kendini daha kısa tutan bir oyuncuya ciddi bir avantaj sağlaması demek. Mehmet Yağmur ve Preston Shumpert. Sinan Güler, Sinan'ın atışı kısa düştü. Ömer Aşık ve Nisat Türkçan. Mısalım'ın. Will Salomon zorladı içeriği, topu elinden kaçırıyor Will Salomon. Hem müdafaa yapmak hem de hücum etmek zorundasınız. Bu iki taraf için de geçerli. Bunun sonucunda yorgunlukta tercih hataları da peş peşe geliyor. Biraz önce Sinan yanlış bir şut seçti. Şimdi de Salomon top kaybı yaptı. Vedran Dromniak. Hücum süresinin dolmasına 8 saniye var. Sinan Güler dışarıda. Will Salomon karşısında Sinan'dan içe içe. Sandro Ničević. 54-54. Damir Mirsic topu rakip alana taşıyor. Son 7 dakikaya girmek üzereyiz. Mirsat perdeye geldi. Damir Mirsic ikili sıkıştırma. Mirsat Türkçan. Mirsalım'ın bir an için boş kaldı. Mirsalım'ın atışı isabetli değil. Shumpert savunma ribaundunu aldı. Mehmet Yağmur. Mehmet Yağmur bitiriyor. Biraz önce Sinan bitirdi. Şimdilikte Mehmet Yağmur tüm sahayı geçerek turnikeyle bitirdi. Beşiktaş Koloturka bu kez öne geçti. 56-54. Kereskinzi. Nisat Türkçan'dan 3 sayılık atış. Bir baskette Nisat Türkçan'dan. Nisat bugün sahiden hücumu sayılarının yanında asistleriyle de domine etmeye devam ediyor. 10. sayısı oldu onun da. Preston Shumpert. Son 6 dakika 10 saniye. Sinan Güler. Sinan'ın potola atışı isabetli değil. Nisat Türkçan aldı. Şimdi Terence Kinsey. Nisat Türkçan yeniden Kinsey. Bomboş bir üçlük. Bir basket daha. Terence Kinsey'den. Mirsat asistler de yapmaya başladı. Sinan şimdi burada tercih hatası yapınca hücumun dengesi bozuluyor. O zaman da müdafaya da dengesiz dönmek zorunda kalıyorsunuz. Preston Shumpert çok iyi indirdi içeri. Blok geldi Ömer Aşık'tan Sandro Ničević'e. Salomon. Sinan karşısında Damir Mirsic. Mehmet Yağmur savunuyor onu. Salomon. Kereskinsi içeride Ömer Aşık. Ömer Aşık potu altında ikili sıkıştırma. Mirsic'e önce bir fake. Damir Mirsic. Çok zor bir baskette Damir Mirsic'den. Odanın kenarına çarpıp girdi yani. Arka arkaya dış şutlarla farkı bir anda 7 sayıya çıkarttı Fenerbahçe Ülker. Preston Shumpert Drobnia. Fredrak Drobnia. Kaçışını isabet yok. Sinan aldı için bir bağlantını. Basket Sinan Güler'den. Sinan tamamen. O da çok faydalı oynuyor. İki tane tercih hatası yaptı şu tercihi ama onun dışında bu emek kısmında olsun, skoru sürüklemek değil de müdafaa kısmında olsun daha başarılı. Terence Kinsey el üzerinden bir atışta Terence Kinsey'le otomatiğe bağladı. Şimdi kenardan gelen oyuncuları görüyorsun. Mirsat, Kinsey, Damir Mirsic bütün skoru götürüyorlar. Sinan Güler
Kuzer ve Predrag Kromya. Schumpert yardım geldi. Faulü Terenskinski yaptı. Üçüncü faulü Terenskinski'nin. Evet, oyunda bir anda oralarda sertleşmeye başladı. Bu da beklenen bir sonuç. Şu anda Kaya Peker ve Apodaka'yı oyuna sürüyor Ergin Ataman. Bakalım onların girişi nasıl yansıyacak Beşiktaş Kolaturka'ya. Beşiktaş Kolaturka biraz önce de böyle fark açılmıştı, yakalamıştı. Aynı şekilde yakalama şansı var. Preston Schumpert çok kritik bir üçlük. Preston Schumpert. Yani çok müthiş bir maç seyrediyoruz. Bunun keyfine varmak lazım. Her iki takımı da tabii bu arada daha maç bitmeden bu mücadelelerinden dolayı tebrik etmek gerekiyor. Tam bir playoff maçı bu. Damian Mursic boşluğu buldu. Dışarıda Misat Türkcan. Misat içeri kat etti. Pas hatası araya girdi Mehmet Yağmur. Apodaka. Bir üçlükte Apodaka deniyor. İsabet yok. Misat Türkcan aldı savunma ribaundunu. Will Sullivan topu rakip alana taşıyor. Ömer Aşık. Nasıl tamamladı? Aşık. Will Sullivan. 67-61 Fenerbahçe Ülker. Şimdi tabii sağdaki beşlere baktığımız zaman Fenerbahçe Ülker'in sağdaki 5 oyuncusundan da verim aldığını görüyoruz. Beşiktaş Kolaturka'da ise 5 oyuncusundan verim almasa bile oyun içinde tutulmayı başardığını görüyoruz. Kaya Peker'den 3 sayılık atış. Kaya Peker'in üçlüğü bırakmıyor. Fenerbahçe Ülker'in farkı açmasına izin vermiyor Beşiktaş Kolaturka'da. Hıssalı mı şimdi? Öyle bir noktaya geleceğiz ki Ender, oyuncu kalitelerinin ne kadar önemli olduğunu ve ortaya çıktığını göreceğiz. Damir Mursic yardım geldi. Hıssalı'nın dışarıda Terenskinski. 3 sayılık atış Terenskinski. 18. sayısı Terenskinski'nin. Sıcak el denen şey bu olsa gerek. Schumpert'ta da bunu çok görüyoruz. Oynadığı maçlarda ama bugün o Terenskinski'den yana. Sayı çizgisinin gerisinden dördüncü isabetli atışıydı bu. Nesin Schumpert'tan bir pas hatası. Will Sullivan. Will Sullivan üçlük deniyor. Will Sullivan. İnanılmaz bir üçlüğen, doğrusunu söylemek gerekirse. Bunu ikiye gitmek yerine üçlüğe dönüyor. Gerçekten çok ilginç. Çok özgüven. Fazla bir şey demeye gerek yok. Ergin Ataman mola istedi. Yeniden birlikteyiz. 73-64. Fenerbahçe Ülker önde. Son 2,5 dakika. Evet, Beşiktaş Kolaturka'nın o dış adamlarından sayı gelmemesi otomatikman uzun adamların atacağı sayılara ve Schumpert'in 4 numaralı pozisyonda oynadığında zamanında ben uzun adam olarak kabul ediyorum. O pozisyonlardan sayı gelmesi Beşiktaş'ın ucundaki dengelerinin daha bozulmasına neden oldu. Fenerbahçe Ülker'de ise skor dağılımı daha net oldu ve Kinsey'nin ve Damir Mesic'in attığı üçlükler belki de maçın bu noktaya gelmesi, tabii Solomon'un son attığını saymıyoruz. Bu hale gelmesinin en büyük nedeni ya, ama tabii ki 2 dakika uzun bir süre, her an her şey olabilir. Kaya Peker, Erkan Veyseloğlu oyunda. Mehmet Yağmur dışarı çıktı. Hırsalım'ın karşılıyor. Kaya'nın perdesi var. Mehmet Yağmur'dan 3 sayılık atış. İsabetli değil. Rebound mücadelesinde top Damir Mursic'de kaldı. Hırsalım'ın 19. Terenskinski 18. Damir Mursic 13 sayıyla oynuyor. Fenerbahçe Ülker'de. Damir Mursic bir fake. Atışı isabetli değil. Hücum reboundunu Misat Türkcan aldı. Daha önce bir hatalı yürüme kararı doğru, var. Doğru, Misat doğru Türkcan. Karar. Doğru karar. Aynısını Avrupa Kupası maçında da yapmıştı. Orada da aynısını çalmışlardı. Doğru. Doğru karar. Brian Chase oyuna girecek. Fenerbahçe Ülker'de. Beşiktaş Kolaturka'da. Bu arada Beşiktaş'ta Schumpert'ın da 18 sayıyla oynadığını, Schumpert dışında diğer sayıların dengeli dağıldığını söyleyebiliriz. Çift haneli rakamlara yok. Ulaşan yok. Fenerbahçe Ülker'de ise 4 kişi çift hanelere ulaşmış durumda. Brian Chase. Sandro Nicevic. Yeniden Brian Chase. Fake'ini gösterdi. Faul Will Sullivan yaptı. Üç serbest atış kullanacak Brian Chase. Böyle
özellikle Fenerbahçe ülkeninde faul hakkı dolmuş oldu. Beşiktaş Kolatürk'ünse sadece bir faulü var. Şayet Beşiktaş Kolatürk'te taktik faullere gitmek istiyorsa mutlaka 3 tane faul yaparak önce ondan sonra Fenerbahçe ülkeni faul çizgisine yollayacak. Tabii molalara baktığımız zaman da Beşiktaş'ın bir, Fenerbahçe ülkeni ise 3 mola hakkında olduğunu görüyoruz. 73-65 üçüncü serbest atış. Bu da isabetli. 73-66 oldu. Son 1,5 dakika derbide. Mirsad Türkcan. Will Solomon. İçeride Semih Erden topunu çeldi. Apodaka, Niçeviç ve Brian Chase. Yeni bir Beşiktaş Kolatürk hücumu. Terden İçeviç'ten Brian Chase, müdahale Will Solomon'dan. Terence Kinsey şimdi onu gördü. Will Solomon 3 sayı çizgisinin gerisine geçti, bu kez atış kullanmadı. Terence Kinsey atışında isabet yok. Kaya Peker aldı savunma ribaundunu. Rick Jason Apodaka. Son 55 saniye. Apodaka. İçeviç dışarıda, Brian Chase. İçeri kat etti. Erkan Veyselioğlu'nda 3 sayılık atış. İsabetli değil. Brian Chase. Brian Chase yüklendi. Onun atışında da isabet yok. Mirsad Türkcan savunma ribaundunu aldı. Şu atışlar girse maç biraz daha hareketlenecek tekrar. Ama Beşiktaş Kolatürk da bunlardan faydalanamadı. Erkan yaptı faulü. Ergin Ataman bu arada mola istedi. Yeniden birlikteyiz. Son 42 saniye maçta 7 sayılık avantajı var Fenerbahçe Ülker'in. Evet, iki tarafta son ana kadar yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Zaten Ergin Ataman da bu doğrultuda herhalde bir mola aldı. Yeni gelen Brian Chase ile beraber herhalde burada son topları nasıl kullanması gerektiği konusunda ileriye dönelik bir hamle yapacak. Fenerbahçe Ülker şu dakika itibariyle maçı kazanmaya çok yakın. Demek oluyor ki playoff'ta durum eşleşme halinde 1-1 olacak. Ama Ergin Ataman herhalde 42 saniyede top kapmaya yönelik bir baskı yaparak kapmasa bile faul hakkını doldurup faul çizgisine yollamaya çalışacaktır Fenerbahçe Ülker'in. İşte o baskı. Damir Mrsić, Will Solomon. Will Solomon, Fenerbahçe Ülker baskıyı atlattı derken araya girdi Sinan. Sinan turnikeyi bırakıyor. Terence Kinsey'nin savunmasına rağmen şimdi Damir Mrsić. Faul Kaya Peker'den geldi. Fark 5 sayı, son 29 saniye. Beşiktaş Kolatürk'a skor ne olursa olsun maçı bırakmamakta kararlı. Mirsad Türkcan ve Will Solomon. Faul Kaya Peker yaptı. Son 24 saniye. Şimdi faul hakkı doldu. Bundan sonra atış gelecek. Kaya Peker her yere, kim top elindeyse ona sıkıştırmaya giderek hataya sürüklemeye çalışıyor. Şu ana kadar bir tane Sinan'la top çaldılar. İki tane faul yaptılar. Kenardan oyuna sokacak Damir Mrsić. Şimdi Semih Erden. Yeniden Mrsić. Son 19 saniye. Apodaka faul yaptı. Taktik faullerle son bir şans deniyor Beşiktaş Kolatürk'a. Tabii ki bu tip maçları daha çok oynayacağız. Yani iki tarafta bu tip maçları çok oynayacak ve göreceğiz. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş bundan sonra daha telafisi olmayan maçlara doğru gidiyor. Playofflar başlayacak. Bunları da yaşaması gerekiyor iki tarafında. Maç içindeki iniş çıkışlara karşı ne gibi reaksiyon vereceklerini. Sonuçta çok zevkli bir mücadele izledik bugün. İki tarafta basketbolu güzelleştirmek için mücadeleyi çok üst düzeye taşıdı. Brian Chase dışarı Apodaka'ya. Apodaka çok zor bir üçlük isabeti değil. Semih Erden savunma ribaundunu aldı. Mirsad Türkcan iki kişinin arasında. Faul. Brian Chase'in bir müdahalesi vardı. Mirsad Türkcan'a 74-68. Son 5 saniyenin içindeyiz artık. Mirsad serbest atışlar kullanacak. Fenerbahçe'nin bir maçın eksik olduğunu hatırlatalım. Kepez Belediye maçı.
17 galibiyeti vardı bu karşılaşmadan önce. Fenerbahçe Ülker'in 75-68 Fenerbahçe Ülker. Apodaca 3 saniye, 2 saniye. 3 sayılık atış Apodaca'dan isabet etti. Fenerbahçe Ülker Beşiktaş Kolatürka'yı 75-68 mağlup ediyor ve olası bir playoff eşleşmesine eşitlikle girme şansını yakalıyor Sarı Lacivertli takım. Bugün çok üst düzey bir mücadele gördük. Maça iyi başlayan taraf Beşiktaş Kolatürka oldu. Ama kenardan gelen oyuncularından daha fazla verim alan Fenerbahçe Ülker, özellikle Mirsad, Mirsic ve Kinsey'in aynı zamanda skora katkı yapmasıyla beraber maçı, bu kritik maçı kazanmasını bildi. Şu anda Irmak'ın yanında Kinsey var. Evet Terence, çok önemli bir galibiyet aldın. Sen de önemli pay sahibi oldun Terence. You had a crucial win and you were almost on fire today. Yeah, it was a big win. I was shooting the shoot around. I felt kind of good, and I know you miss 100% of the shots you don't take. So something just told me just take every shot that I have, and thank God I was hitting. Ben bugün gerçekten günümdeydim dedi. Şut sokmaya başladıkça da kendinize güveniniz yerine gelir. Ben de bugün böyleydim dedi. So Terence, what about the championship race? Now you know the teams, the players. I mean, it's a race. I mean, we got to take one game at a time and prepare each practice. And I think lately we've been doing a good job of preparing for each game. And like I said, we're going to take one game at a time. Okay, thank you, congratulations. Şampiyonluk yarışı için ise önümüzde daha maçlar var. Biz sadece bugün bir maç kazandık. Son zamanlarda iyi çalışıyoruz. Bunun karşılığını almaya başladık dedi. Ve şimdi kaptan Damir Mırsic'e dönüyorum. Evet Damir, sen de bugün oyuna bench'ten dahil oldun. Yine aslında alıştık seni bu üçlüklerine. Attığın üçlüklerle de maçı çevirdin. Evet ya, bu akşam bizim için çok önemli maç Beşiktaş. Hem derbi maç hem de ligi amacı, çünkü Beşiktaş ilk maç kazandı ve bir onu da geçti, şimdi 1-1 oldu. Bizim için çok önemli çünkü son Avrupa maç biraz moralimiz bozuk oldu. Çünkü bence o 20 sayı fark edik, burada tam reality fark değil ama işte sporda olur öyle. Ama en güzel bu akşam kazandık, en iyi şekilde lige, Türk liginde donduk ve inşallah hep öyle devam eder. Şampiyonluk yarışı için sen neler söyleyeceksin? Kinsey, son dönemde iyi çalışıyoruz, bunun karşılığını almaya başladık dedi. Tabii ki iyi çalışıyoruz ve ağır tempoyla gidiyoruz. Özellikle bu Euroleague maçlarda bayağı yoğun tempoyla. Ama artık Euroleague'de oynamayacağız. Butu konsantre Türk ligi olacak ve inanıyorum geçen sene gibi biz yine şampiyon en büyük adayız. Teşekkürler, tebrik ediyorum. Fenerbahçe Ülker'in Efes Pilsen'e karşı playoff eşleşmesinde 1-0'lık üstünlüğü var. Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'la eşitliği yakaladı. Öte yanda Beşiktaş'ın Türk Telekom'a 1-0 geride olduğunu, Efes'e karşı 1-0'lık üstünlüğü olduğunu, Galatasaray'la da eşitliği bulunduğunu söyleyelim. Artık playoff aritmetiği ve playoff'a yönelik hesaplar başladı. Normal sezonda geri sayım devam ederken. Evet, zaten zirveyi hedefleyen, şampiyonluğu hedefleyen iki takıma yaraşır bir mücadele seyrettik sahada. İki tarafta çok sert basketbol oynadı ama bunu hep kurallar çerçevesinde kalarak sahaya yansıttı. Zaten hiçbir şekilde gerilim veya elektriğin arttığı bir ortam sahada meydana gelmedi. Söylediğimiz gibi Beşiktaş Kolaturka'nın yeni Brian Chance'i oyuna dahil etmek istemesi ve dış adamlarından o istenen Fenerbahçe Ülker'in bulduğu Kinsey'den, Mirsic'den bulduğu sayı opsiyonları, üçlük sayıları Beşiktaş cephesinden gelmemesi bir anda tabii bu tip skorun yakın gittiği maçlarda 8-9 sayı civarına çıkması demek ciddi anlamda bir sayı avantajı ediyorsunuz demektir. Ama Beşiktaş Kolasurka son saniyeye kadar aradaki fark ne olursa olsun Ergin Ataman'ın aldığı mola bile farkı kapatmaya belki de kazanmaya yönelik bir hamleydi. Sonuçta iki tarafta bize bugün gerçekten çok üst düzey bir basketbol seyrettirdiler. İlk yarıdaki skor kısıntısı, ikinci devrede tabii yorgunlukla beraber müdafaaların düşmesi ama yine de istek ve arzunun üst düzeyde kalmasıyla beraber sahada devam etti. Ve bugün çok keyifli bir maç seyrettik. Fenerbahçe Ülker'i tebrik ediyoruz ama Beşiktaş Kolatürka'yı da önümüzdeki hafta diğer Türk takımımız Galatasaray Kafe Kran'la oynayacağı maçta ikisine birden
İkisine birden başarı dilememiz gerekiyor. Kazanan Türk basketbolu olacak. Aynen. Çünkü bir yarı finalimiz garanti. Aynen öyle. Çünkü ikisini de burada Beşiktaş'a başarılar derken aynı zamanda Galatasaray Kafe Kran'a da başarılar dilememiz gerekiyor. Çünkü ikisi de bir şekilde iki takımımızdan bir tanesi yarı finale uzanacak ve Türkiye'yi inşallah iyi bir şekilde temsil ederse hangi forma bizim için önemli değil. Önemli olan orada Türkiye'nin bir takımının var olması ve yarı finalde inşallah Badalona gelecek gibi gözüküyor. Onu da yenerek herhalde Dinamo Moskova diyelim, o da öyle gözüküyor. Dinamo Moskova'yı da yenerek ya Galatasaray Kafe Kuran ya da Beşiktaş Kola Turkan'ın o kupayla Türkiye'ye dönmesi en büyük temennimiz. Bu iki takımımıza başarılar dilerken Torino yolunda Fenerbahçe ülkeleri de tabii Şampiyonlar Ligi'nde çizdiği güzel tablodan dolayı çeyrek final oynamaları bence gerçekten büyük bir başarı. Sonuçta Avrupa'nın bir sürü yatırım yapan kulübünün ilk 8'e kalamadığını düşünürsek Fenerbahçe ülkelerinin başarısında bir daha altını çizmemiz gerekecek. Ama bugün seyrettiğimiz basketbol mücadele inşallah playoff'ta da aynı fair play çerçevesinde sahada olanlar sahada kalacak şekilde iki tarafında birbirlerine sertliklerine doğru reaksiyon vererek devam etmesini diliyoruz. Evet, Beşiktaş'ın 9 maçlık galibiyet serisi vardı. Fenerbahçe Ülker bugünkü galibiyetle bu seriye de son vermiş oldu. Ben karşılaşmanın skorunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Fenerbahçe Ülker 75, Beşiktaş Kola Turku 68. Fenerbahçe'nin ligdeki 18. galibiyeti oldu bu. Biz de böylece bir naklen yayınımızın daha sonuna geldik. Sevgili basketbol severler, İhsan Bayülken'le birlikte ben Ender Bilgin. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın efendim.